Merhaba merhaba, hoş geldiniz yeni videoma, hoş geldiniz. Bugün kangallarımın hakkında ne konuşmak istiyorum? Konuşacak konu bu. Niye kangal aldık, niye o cins seçtik, niye başka bir köpeğe almak istemedik? Ya o bir Türk olarak konuşmak istersem, yani ben Almanım ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Kolay, yani kangal Türkiye'nin en sevdiği bir cinstir. Onun için eşim, ben beraber karar verdik. Bir bekçi olarak köpeği istiyorsak, bir çevremiz, halimiz, bizim evimiz bakmak, dikkat etmek, bir köpek almak istiyorsak o zaman kangal olsun. 10 senedir bunu söylemek istiyorum. Bir şey köpeğimiz vardı Almanya'da. Hamburg'da yaşıyorduk daha doğrusu. Alman çoban köpeği vardı. 10 senedir onu besledik. Ve onu da çok sevdik. Ya ben o cinsi de çok seviyorum. Ama bu sefer dedim, belki benim en sevdiğim rüyam bir çiftçilik istiyorum. Çiftçilikte kangal daha iyi yakışır diye düşündüm. Koyunlar istiyorum, daha çok tavuklar beslemek istiyorum. İne belki de olabilir. Onun için dedim ki, kangal tam böyle bir çiftlik daha güzel olur. Ama daha önemli şimdilik buraya, bizim buradaki evi dikkat etmek için, bakmak için, daha doğrusu bize daha bir dost arkadaş için daha mantıklı bir kangal cins seçelim dedik. Ve onu kararla verdik. Zor bir karar değildik. Gerçekten kangal çoktan bir düşüncemiz vardı. Alalım diye düşündük ve bu sefer de kararı kesin olmuş. Ne zaman onu, yani geçen sene sonbaharda biz kararımızı verdik ve şimdi bu soru geldi, nereden alalım diye. Kangal nereden bulalım, nerede bu iyi bir hayat arkadaş dostumuz bulalım diye düşündük. Sağ solda buralardan bir soruşturduk ama hiçbir yerde tam kangal, tam %100 kangal bulamazsınız tabi. Bir çiftliğe gitmezsen, şöyle sağ solda sokak köpeklerden arıyorsan bulamazsın. Her zaman bir karışık bir cins var içine. Onu da istemedik. Niye? Çünkü bizim ailemiz elhamdülillah büyük, çocuklar var, torunlarımız var. Biraz korktum daha doğrusu, hani tam %100 kangal olmazsa acaba bizim çocuklarımı ısırır mı? Bizim çocuklarımıza bir bilmediğin, tahmin etmediğin bir hareket yapar mı? Bunu istemedik. Kangal dedik, yani biliniyor. Kangal kolay bir köpek değil, beslemek de kolay değil. Ama bilirsin, yani doğru kuvvetli bir elinin büyüttüğü zaman kangal yine de ailenin çevresi çok bağımlı bir köpektir. Çok kendi ailesi koruyan bir köpektir. Hayvanları da çok iyi bakan bir köpektir. Onun için dedik ki sokak köpek almayalım. Gerçekten gittik buralarda, baktık hayvan bahçesi var burada, Demirtaş'ta gittik. Biraz kangalın karışığı bizi gösterdiler ama onu şey yapamadık, yani korktuk.
gerçekten bu cinsleden ne çıkar diye, ne sonradan bizi zorluk çıkar diye dedik yok bunu yapmayalım. Biz bizim devletimiz, bizim eşimiz devletimiz bir soru veririz, sorsunlar. Orada kankalar bilen, satan, veren var mı diye. Ve hayat bize mutluluk gösterdi. Bizim akrabamızda yeni kangal köpek doğum yapmış bir köpek var. 5 tane doğum, 5 mi 6 tane yavru vardı. Daha yeni doğmuşlar. 5-6 haftalık ve oraya gitmeye karar verdik. Gittik sonbaharda doğru herhalde 11. ayda mı ne gittik oraya. Bu köpeklere baktık. Önceden düşündük ama bu köpekler biraz şey hemen insanlara böyle havlaya havlaya gitmediler. Biraz sessizdi. Oşamak isteyen bir köpek. Hemen dersin ki ben çok boş mak seven bir yavru alayım. Hemen çok havlaması lazım. Çok yani düşmanlık gibi göstermesi bir köpek isterim diye. Biz de onu istedik aslında ama sonradan karar verdik yok biz onları alalım ve aldık onlar arabamızı yükledik böyle bir kutu aldık hani transfer buraya yapmak için bir böyle hayvan kutular var ya onun içinde yerleştirdik 7 saat arabayla Çorum'dan buraya geldik ve köpeklerimiz o zamandan beri bizim yanımızdaydı ve çok da elhamdülillah iyi yetiştiler çabuk da büyüdüler çabuk da kilo aldılar yani bakamazsın her sabah baktığımızdan izlediğimiz zaman bu köpek daha biraz daha büyüdüler daha kuvvetli oldular daha güçlü oldular ve önceden şey yaptılar pek havlamadılar tabii ki küçük yavru havlamaz ama agresif bir şey olmadı hiçbir zaman yani devamlı sevimli devamlı şey köpeklerdi aile köpek gibi oldular ve şimdi bu hale geldi şimdi 8-9 aylık oldular ya yine aynılar ama yabancılar agresif havlıyor. Gerçekten dişi pek şey yapmıyor ama bizim erkeğimiz çok fena havlıyor. Çok fena şey yapıyor yabancılara karşı. O bizim şeyimiz, mutluluğumuz oldu. Çünkü gerçekten biraz şey yaptık, çektiğindik. Yani acaba yanlış mı yaptık, yanlış köpekle mi aldık? Yok, hayır. Şimdi onun gerçekten karakter çıkıyor. Zaten herkes öyle diyor. 8-9 aylık kangallar da çıkıyor karakteri. Ve oldu da gerçekten. Şimdi gösteriyorlar dişi. Tam havlıyor. O öyle değil ama erkeğe önce sırayı veriyor. Ben uğraşayım, bakayım ne var ne yok. O dişi çok gözü açık ama erkeğimiz o da sonra yapar. O da arkada durur destek olarak. Çok ilginç bir durum. Sanki erkek insanlar gibi, karı koca gibi aynı öyle kardeşler daha doğrusu onlar da. Ya da bir de sorarsanız niye erkeğine dişi aldınız? Bizi Çorum'daki kangal tanıyanlar çok var. Bir de dediler ki bir erkeğine bir dişi alırsanız erkeğe dişi bakmak istediği için daha agresif olur, daha çok şey olur, dikkat eder. Kimse gelmesin çevrenize, kimseye yaklaşmaz diyerek biz bunu aldık. Yoksa biraz tabii ki zorluk olur. Bebek istemeyiz, yeni yavru istemeyiz. Ama yani onun için böyle bir karar verdik. Daha doğrusu şimdiye kadar daha zamanı gelmedi ama merak ediyoruz tabii. Ameliyat falan yapmak da istemiyoruz. Daha ayrı bir video çekeyim o konu üzerinde daha. Ama öyle söyleyeyim. Ameliyatı şimdi karardan vazgeçtik. Yani ameliyatı yapmayacağız diye düşündük. Tabii ki kesin karar değil daha. Ama öyle şimdilik
bizim kararımız sağlamlaştı. Çünkü bu çok çok ciddi bir karar ve onu yapamayız diye düşündüm. Ne yapacağız? Şimdi böyle bir durumda olduğu zaman da ayıracağız onları. Nasıl olacak da ben de çok korkuyorum çünkü paşamız çok şey hiç ayrı durmak istemiyor boncuktan, bizim dişimizden. Hep beraber olalım diyor. Ayrılsa diyor çok ağlar, çok kalın sesinle de bağırır. Yani ondan biraz daha şey korkum var gerçekten. Ama bakalım, Allah büyüktür, hayırlıdır. Her şey hayırdan. Allah ne verirse olsun bakalım. Şimdilik ameliyat ama yapmayacağım. Onun için karar verdik. Düşündük yani. Rottweiler de aklımızdaydı. Çünkü biz burada sıcak bölgede yaşıyoruz. Diyorlar ki kangal bu sıcak bölgede olmaz diyorlar. Burada da kangal tutan da çok, biz bazen insanlar tanıyoruz, kangal tutuyorlar, bir şey olmaz diyorlar. Ama çoğu kişi de diyorlar kangallar burada çok hava çok nemli olduğu için iyi bezleyemezsiniz, iyi olmaz diyorlar. Ama daha doğrusu, daha mantıklı düşünürsen öbür bölgelerde yazlar çok sıcak. Tamam, o kadar nemli değildir orası ama ya sıcak nasıl olsa hani git Çorum'a git, git Ankara'ya git, git İstanbul'a git, nereye gidersen git. Her yerde yazlar çok sıcak ve bazen de çok nemli de olur yani. Gerçekten ben pek inanamadım. Ama tabii ki çekindim biraz. Söyledik de, konuştuk da eşimle nasıl olur diye, acaba olur mu olmaz mı? Ama yani burada yaşayan kangal da var, çok az da değil. Herkes de iyi elhamdülillah. Onun için dedik yani biz de deneyelim, biz de alalım. Hiç olmazsa yani kangalar çok şey olursa diye bizim arabamız her zaman geri vermemiz şansımız var. Ama tabii ki onu istemeyiz. Alıştık da onlara, onlar da bize alıştık. İnşallah bir şey olmaz. Şimdi daha şimdiye kadar yani o kadar sıcak olmadı ki, daha Mayıs'tayız ama bayağı 30 derece vardı. Onlar iyi dayandılar yani. Tamam çok uyuyorlar, çok gölgede yatıyorlar, fazla hareket de yapmıyorlar ama gece de sıcak olsa da, nemli olsa da, bayağı da nemli var, nem vardı geçen haftalarda. Çok şükür şimdi bir şey olmadı yani. Onun için inşallah devamlı onlar şey yaparsak, biraz belki de ıslatsak ya da biraz kölgede fazla tutsak da herhalde inşallah bir şey olmaz diye düşündük. Yine de kangallar için burası tabii ki pek iyi, uygun değil. Onu biliyoruz. Ama bayağı da büyük arazi burası ve bunlar burada mutlu gördük. Yani mutlusuzluktan değiller bence. Koşuyorlar, dikkat ediyorlar, arsaya bakıyorlar. Onların bir şeysi var. Yani yapacak bir şey var onların. Bizim çevremize dikkat etmek, bizim tavuklarımıza bile dikkat ediyorlar. İnanır mısınız? Ve ama bizim amacımız başka. Tabii ki ben koyunlar bezlemek istiyorum. Ben çiftçilik açmak istiyorum. Amaçlıyla ben ya inşallah diyorum böyle bir şey olur. Oraya da bakarlar. Onun için yakında bir 2-3-4 tane koyun alalım da alışsınlar biraz bunlara bakmak, bunlara dikkat etmek, bunlara bunun kokusu, bunun bir başka hayvan da var yanlarda diye alışsınlar diye ben istiyorum. İnşallah Allah bu imkanı verir. Bu bizim şeyimiz şimdi. Ya bakalım ne olur ne olmaz. Ben tabii ki sizi de götürmek istiyorum, anlatmak istiyorum ama bu sefer bu videomda niye kangalı seçtik, niye başka bir şey yapmadık. Rottweiler dediğim gibi diyorlar burada Rottweiler daha iyi olur, onlar daha iyi bakarlar, iyi bir bekçi köpek olur.
bira çok iyi dayanıyorlar bu havada. Tutanlar da Rottweiler gerçekten çok buralardan. Ama ben o cinsi pek sevmiyorum ya. Ben o tipi de sevmiyorum. Pek yani ısınamadık Rottweiler'in cinsinden. Ve hayvanlara da bakamaz pek. Onu da düşünüyoruz ya. Gitsinler bizim kangalarımız koyunlara, yaylaya gitsinler. Onları baksınlar, dikkat etsinler, kurtlara, tilkilere falan. Eminim şimdi bile tilkilerinin karşı geceleyin dikkat ediyorlar bunlar. Hayvanlar falan yaklaşmasınlar diye tavukları. Gerçekten tavuklar bizim arsamızın arkada, oraya gidemezler ama izleyebiliyorlar şu çevrenin kenarlardan. Çok iyi bir şey bence bu yaparlar. Bizim bir arada bir horoz vardı. Dövüş tavuğunun horozu. Onu bizim havuzun içinde tutuyorduk. Çünkü o tavukları zarar veriyordu. Isırıyordu onları. Bir kere sabah çıktık baktık şey yaptı. Tavuğunun birisi gözü şişirdi o. Sonra da ayırdık havuzumuza koyduk. Hele orada dursun diye. Ve orada bizim köpeklerimiz geceleri bakarlardı. Böyle havuzun kenarlarda dolaşırlardı. Çıkmasın diye horuzu oradan. Orada dursun diye. Yazık da horuza da sonradan köpekler zaten gün üstü içerdiler ya. Horuz çıktı gitti buralardan. Uçtu gitti. Sonradan götürdük onu ama başka verdik yine onu çünkü ya olmaz burada ya. Ben onu bir yerde ayrılamam ki. Nereye ayıracağım? Onlar dövüş tavuklar bir kutunun içinde tutuyorlar. Isırmasınlar diye tavuklar. Ben bunu hayatta yapamam ya. Çok yazık diye diyorum. Onun için götürsün dedik. Bakalım şimdi bir horoz eksik almamız lazım inşallah ama yani böyle. Onun için hayvanlar da dikkat edecek. Bizi de dikkat edecek. Havuzumuzu, evimizi de dikkat edecek. Bir hayvan lazımdı. Bunu Rottweiler yapamaz yani. Bence tabii ki çoban köpeği de yapar. Alman çoban köpeği. Ama bunu ben tuttum. 10 sene çoban köpeğimiz vardı. Çok da seviyorum. Bu sefer de kangal istedik. Ve eşim de çok seviyor kangala. Büyüdü kangalların içini diyerek biz onu aldık, seçtik ve sizi de isterseniz Allah izin de verirse götüreceğim, konuşacağım, anlatacağım. Bir sürü sorular çıktı şimdiye kadar. Bir kere kaçtı, paşa duydunuz belki Almanca biliyorsanız anlattım Alman şeyimde. Videolarımda. Orada anlatayım size bir gün nasıl oldu diye. Ama bugün bu sefer inşallah sizin hoşunuza gitti. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay. Görüşürüz inşallah.